Orası olan insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Yakışıklı mı? Şimdi iki türlü sabırsız var. Bir böyle dengesiz sabırsız var. Daha ağzını açmadan hemen cevabını söyle falan diyor. Veyahut da paket açıyorsun, yırtıp açıyor, parçalıyor falan bir anda bakmak istiyor. Bu sinir bozukluğu. Ama bir de şöyle var. Mesela röportaj yapılıyor. Efendim diyor, size bir soru soracağım diyor. İstanbul'u diyor, kim fethetmiştir diyor. Efendim diyor, bu suale geçmeden önce diyor, bir konuyu size ibraz etmem gerekiyor diyor. Öhüm diyor. İstanbul nedir ve ne ifade eder? Önce onu bir konuşalım. Efendim diyor, ya bana soru çok güzel diyor, bunu söyle bitecek diyor. Efendim geleceğim diyor, şimdi oraya geleceğim diyor. Geliyorum oraya, geliyorum şimdi diyor. Adamın eli ayağı boşalıyor yani, acayip illet oluyor. Yani şimdi bu sabırsızlık değil, bu densiz adama karşı. Yani özlü fikri savunmadır. Ama sabırsızlık tabii ikinci türü de var hakikaten. Telaşlı. Daha hiç mesela yeni ev alıyorsun, ne zaman taşınıyoruz falan diyor. Ya dur bismillah bir eşyalar gelsin, bir şey yapsın yani, adam nasıl balıklama beton içinde gidip yatacak halin yok. Yani o çocuksu bir kişilikten kaynaklanır. Bence yeni gelişen bir kişilikte o olabilir. Öbür türlü bir hastalık tabii. Normal bir şey değil. Ama ben genellikle yeni yetişen kişilerde de bunu görüyorum. Yani tecrübesizlikten kaynaklanan bir şey. Eğitilirse olur. Ama aslanım çok yakışıklı, onu söyleyeyim. Bir daha göster. Sabırsız olan insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Allah senin nurunu artırsın, senin güzelliğini daha da artırsın, yakışıklığını daha da artırsın. Cennetiyle şereflendirsin seni. Sakal yakışmış sana. Güzel delikanlısın maşallah. Allah cennette dost arkadaş etsin.